Herkese merhaba. kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli, yapılışı kolay, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelim için öncelikle bir düz, bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 11 ve 11'in katlarından oluşmaktadır. Her model için 11 ilmek çıkartıyoruz. 11, 11, 11 şeklinde devam ediyor. Modeli tamamlamak için artı 2 ilmek ilave ettim. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Şimdi lastiğimi ördüm. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ara modelim için 2 ilmek ters örüyorum. 1 ve 2. Ana modelime geçerken 9 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Toplamda 11 ilmek örmüş oldum. 2 ilmek ters, 9 ilmek düz. İkinci modelime geçiyorum. 2 ilmek ara modelim için örüyorum. 2 ilmek ters. 9 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi ikinci modelimi de bitirdim. 11 ilmek ördüm. Artı 2 ilmek ilave etmiştik. Burası da ara modelim için sonda 2 ilmek ters örüyorum. Ve bir tane de kenar ilmeğim. İlk sırayı ön yüzden tamamladık. Örgümün arka yüzünde ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde 2 tane ters örmüştüm. Şimdi arka yüzde bunları düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz, 9 ilmek ters. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Birinci modelimi tamamladım 11 ilmekle. Şimdi ikinci modelim için 2 ilmek düz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 9 ilmek ters. Sonda kalan modelime dahil olan 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. İkinci sıramızı da arka yüzden tamamladık. Şimdi modelimin 3. sırasında ön yüzündeyim. Artık modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Burada 9 ilmeğim düz var. Düz 9 tane düz ilmeğim var. Şimdi bunun ilk 4 tanesini yerlerini değiştirmem gerekiyor. Sağ şişimle arkadaki 2 tane düz ilmeği alıyorum. Sol şişimle de öndeki 1 ve 2. ilmeği arka yüzden aldım. Şöyle bir burgu yaptım. Tekrar diğer 2 ilmeği sol şişime bırakıyorum ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimizi burgu yaptık. Ortada bir tane ilmeği düz örüyorum. Kalan 4 ilmeği de aynı şekilde burgu yapmam gerekiyor. Şimdi de sola doğru burgularımı yapıyorum. Öncelikle sağ şişimle arkadaki 3 ve 4. ilmeği alıyorum. Sol şişimle de öndeki 1 ve 2. ilmeği alarak burgumu açmış oldum. Tekrar iki ilmeği şişime bıraktım. Bunları da düz olarak örüyorum. Şimdi birinci modelimizi buraya kurmuş olduk. 11 ilmeği ördük. Arkasından iki ilmek ters ve yine burgu yapmamız gerekiyor. 4 tane ilmeğimiz var burada. Öncelikle arkadaki 3 ve 4. ilmeği ön yüzden sağ şişime alıyorum. 1 ve ikinci ilmeği de sol şişimle aldıktan sonra tekrar bu ilmeklerimi şişime bırakıyorum. 4 ilmeği de tek tek düz olarak örüyorum. Arada bir ilmek düz örüyorum. 5. ilmeği düz ördük. Şimdi kalan 6 5 6 7 8 9 tane ilmeğim var. Bunları da tekrar burgu yapmam gerekiyor. Arkadaki 3 ve 4. ilmeği arka yüzden 1 ve 2. ilmeği de ön yüzden aldım. Tekrar bir burgumuzu daha sol tarafa açmış olduk. Tek tek ilmeklerimi düz örüyorum. Modelime dahil olan 2 ilmek ters ve kenar ilmeğini ördükten sonra 3. sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzünde 4. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz. 9 ilmek ters. Arka yüz hiç değişmeyecek. Hep 2 düz ve 9 ters şeklinde devam ediyor. 9 ilmek ters örüyorum. 9 tersten sonra 2 ilmek düz ve yine ana modelim için 9 ilmek ters, 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. 4. Sıramızda arka yüzden tamamladık. Örgümüzün ön yüzünde ve 5. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. Burada 4 ilmeği burgu yapmıştık. Bunları düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bunlar bir alt sırada yaptığımız burgu ilmeklerimiz. Ortada bir tane düz ilmek örmüştük. Şimdi burada bir tane fıstık yapıyoruz. Öncelikle tek olan bu düz ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 2 bir defa ördüm 3 tekrar doladım 4 bir kez daha örüyorum 5. Şimdi bu düz olan ilmeği burada bıraktım. 5 ilmek çıkarttıktan sonra örgümü şöyle ters çeviriyorum. İpi kendimden tarafa aldım. 5 ilmeği ters örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarttığım ilmeğimi tekrar şöyle çeviriyorum. İpi arka tarafa aldım. İlmeklerimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Zor gibi görünse de değil aslında. Oldukça kolay. 3 4 5 ilmeği diğer şişime aktardım. Baştaki ilmeği aktarmanıza gerek yok. Bu şekilde de bırakırsınız. Şimdi ilk birinci ilmeği düz örüyorum. Arkasındaki ilmeği alıyorum. Birinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Burada ilmek eksiltiyoruz. Bir sonraki ilmeği alıyorum. Tekrar üzerinden aktarıp bırakıyorum. Arkasındaki ilmeği alıyorum. Yine başta kalan ilmeğin üzerinden şu şekilde atlatıyorum. Son kalan ilmeği de aldım ve yine ilmeğin üzerinden şöyle atlatıp bıraktım. Yine ilmek sayımı 1'e düşürmüş oldum. Devamında diğer soldaki burgudaki 4 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 11 ilmeğimizi örmüş olduk. Şimdi ikinci model için 2 iki ilmek ters. Baştaki 4 burgu ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ortada bir tane düz ilmeğim var. Buradan tekrar 5 ilmek çıkartıyorum. Bir kez ördüm. 1, doladım. 2, 3. kez örüyorum. 3, doladım. 4, bir kez daha ördüm. 5, ve ilmeğimi şişimden bırakıyorum. Çevirdim. 5 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Ördükten sonra tekrar ön yüze çeviriyorum. İlmekleri örmeden sağ şişime aktarıyorum. 1 2 3 4 5. ilmeği bıraktım. Bunu düz olarak örüyorum. Şimdi kalan ilmekleri eksiltiyoruz. Baştaki ilmeğin üzerinden arkadaki ilmeği atlattım. Bir sonraki ilmeği alıyorum. Tekrar üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde son ilmeğe kadar ilmeklerimizi eksiltiyoruz. bir ilmeğimiz kaldı. Yok, hepsini atlatmışız. Tamam, 5 ilmek bunlar burgu ilmeklerimiz. Bir tane ilmeğim kalmış oldu. Diğer 4 tane burgu ilmeğimi de örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kalan 2 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra sıramı tamamlamış oldum. Modelin arka yüzünde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Genel ilmeğinden sonra 2 ilmek düz, 6 ilmek ters. Dediğim gibi arka yüzdeki ilmek sayısı ve örme şekli hiç değişmeyecek. Sürekli olarak 2 düz ve 6 ters olarak arka yüzü tamamlayacağız. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Evet kalan ilmeklerimizde de gördüğümüz gibi örelim ve sıramızı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Ortadaki fıstıklarımızı da yaptıktan sonra şimdi açtığımız burguları içeriye doğru kapatmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Yine dört tane ilmeğim var. Şimdi ilmeklerimizi içeriye doğru öncelikle sola doğru bir burgu yapıyorum. Önce Arkadaki 3 ve dördüncü ilmeği sağ şişimle, sol şişimle de 1 ve ikinci ilmeği aldım. Burgumu yaptım. Tekrar ilmeklerimi şişime bırakıyorum. Tek tek düz olarak örüyorum. Fıstığın üzerindeki ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane düz ördüm kalan 4 ilmeğimi de içeriye doğru burgu yapmam gerekiyor. Ön yüzden arkadaki 1 ve ikinci ilmeği alıyorum. Arka yüzden de diğer 2 ilmeği aldım. İçeriye doğru burgumu yaparak buradaki ilmeklerimi kapattım. Evet böyle oluşturduk modelimizi. Arada tekrar 2 ilmek ters İkinci burgu modeline geldiğim zaman yine içeriye doğru ilmeklerimi alıyorum. Öncelikle arkadaki ilmekleri aldım. Sonra baştaki bir ve ikinci ilmeği içeriye doğru aldıktan sonra ilmeklerimizi tek tek düz örüyoruz. Fıstıklı olan ilmeğimi düz olarak ördüm. 4 ilmeğimin tekrar sondaki 2 ilmeği ön yüzden baştaki 1 ve ikinci ilmeği de arka yüzden aldıktan sonra bunları da düz olarak örüyorum. Ve böylelikle burgu işlemimizi bitiriyoruz. Kalan son iki ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de ördükten sonra ön yüzden modelimi tamamlamış oldum. Örgünün arka yüzünde 2 düz ve 9 ters olarak devam ediyoruz. Kalan ilmeklerimizi de gördüğümüz gibi örelim. Şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geldim ve birinci modelimizi tamamlamış olduk. İkinci model de birinci modelimizin tekrarı olacak. İkinci modelin birinci sırasını hep birlikte örelim. Devamında da arkasından burgu ile başlayacak. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. Burası modelin başlangıcı. 9 ilmek düz. 2 3 4

Son kalan iki ters ilmeğimi örüyorum. Ve ikinci modelin birinci sırasını oluşturmuş olduk. Arka yüzde de ilmeklerimiz zaten yerleri belli. 2 düz 9 ters 2 düz 9 ters şeklinde devam ediyor. Ön yüze geldiğimiz zaman da öncelikle burgularımızı açıyoruz. Sonraki sırada fıstığımızı yapıyoruz. Tekrar burguları kapatarak yine başlangıca dönüyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de Alize Angora tarzı tiptikli simli bir iple örerek hazırladım. Sadece fikir amaçlı sizlere paylaşıyorum. Herhangi bir ölçüsü yok. Siz kendi ölçülerinize göre ilmeklerinizi atarak modeli çıkartabilirsiniz. Ben kenara bir düz bir ters kenar patı ilave ettim. Dilediğiniz lastik modellerini de kullanabilirsiniz hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz kolay güzel bir model. Arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde düz ve ters örgülerden oluşuyor. Bu modelle yelek, hırka örebilirsiniz. Etol şal örebilirsiniz. Çocuk yelek hırkalarında, bere ve atkılarında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi örebilirsiniz. Dediğim gibi oldukça e, güzel ve güzel. Her çeşitli alanda kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın